Sizden gelenlerin 9. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Savaş Gezer adlı bir takipçimizin askerde yaşamış olduğu paranormal olayı inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Sakarya Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapıyordum. Gece ile gündüz diye iki gruba ayrılmıştık. 4-6 nöbeti öncesi Baran diye bir arkadaşımla bahçede yiyecek bir şeyler hazırlamak için ateş yakıp sohbet ettik. Gece 3 gibi tepemizde iki tane baykuş gördüm. Çıkardıkları ses o kadar tuhaftı ki ilgimi çekti. Ben de onların sesini onlara eşlik ederek taklit ettim. Neyse, Baran ile beraber yemeğimizi yedik. Sigara içtik derken nöbet saatim geldi. Silahlıktan silahı aldım. Nöbet yerime geçtim. Bir anda öyle muazzam bir uyku bastırdı ki karşı koyamadım. Silahımı sımsıkı sardım ve uyudum. Bir rüya gördüm ve rüyada yine Baran ile beraberdik. Bizim evin oralarda askeri kıyafetlerim, silahım ile evin yokuşunu çıkıyorduk. Garip sesler duydum. Baran'a "Sen mi çıkartıyorsun bu sesleri?" dediğimde bana "Hayır" dedi. Sonra bizim evin önüne geldik. Evin tam karşısında kocaman bir incir ağacı vardı. Sokak komple aydınlıktı. Ama incir ağacının olduğu yer kapkaranlıktı. O incir ağacının dibinde siyah elleri olan, ayakları ters, yüzünün iki yanı siyah saçlarla kaplı pis bir yaratık o kadar hızlı bir hamle ile üzerime doğru süründü ki tam burnumun ucuna yaklaşınca uyandım. Biri elini cama vurdu. "Savaş, uyuma, komutan görecek." Kafamı çevirdiğimde beni uyandıran kişi Baran'dı. Neyse, o an ben haliyle sustum. Dilim dönmedi. Soğuk soğuk terledim. İnanın ki günlerce uyuyamadım. Bölük komutanım "Seni izne gönderelim" dedi. İzne gittim ve geldim. Görev yerim değişti. Gün geçtikçe daha zor bir hal almaya başladı. Geceleri devriye yerlerinde domuzlar görüyordum. Hatta bir keresinde Çiğdem yaylasının oradan geri karakola giderken beni takip eden siyah keçi bile gördüm. Arkadaşlarım da bunların bir kuruntu olduğunu düşünüp dalga geçiyorlardı. Ama ben her an kafamı yastığımda irkilip uyanmaktan korkuyordum. Biri benim acı çekmemi istiyordu sanki. Neyse, görev yerimi değiştirdim. Orada karşılaştığım manzara beni çok germişti. Karakolun sağ tarafında mezarlık, sol tarafında dere ve bir tane de yol vardı. Orası da eski bir kervan yolu. Alışırım ümidiyle ve insanlar dalga geçmesinler diye sıkıntılarımı anlatmadan kaynaşmaya başladım. Ama içimde hep beni dinleyen biri vardı sanki. Ama burada da yapamadım. Özel bir dilekçe yazdırıp Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na gittim. Oradan da Sakarya Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığı'na gittim. Neyse, orası iyiydi, güzeldi. Küçük bir bahçemiz var. Orada her gün oturup çay içiyorduk. Ailem olanları biliyordu. Bir gün o bahçede dururken bir anda burnum kanamaya başladı. Ardından telefonum çaldı. Arayan anneannemdi. Biraz konuştuktan sonra "Senin için gözleri görmeyen bir seyit torununa dua ettirdim" dedi. Ben Siirtliyim. Bu arada bilenler varsa Evliyalar Şehri denir oraya. Neyse, beni o kadınla konuşturdu. "Gördüğün rüyayı anlat" dedi. Olayı anlattım, rüyayı anlattım. "O gece rüyamda duyduğum ses kendi sesindi" dedi. Bana bazı şeyler anlattı. Dinlerken içim ürperdi. "Korkma" dedi. "Onlar korkuyla beslenir. Korkmayı bırak. Sen onlardan daha üstünsün. Onlar senden korksun" dedi. Bayağı bir motive olmuştum. Ve inanın bayağı aradan sonra uyumak istedim. Neyse, uyudum. Hiç sorun olmadı. Dualar falan okudum. Çok rahat uyudum. Artık rahat bir şekilde uyuyordum. Bu sefer korkmadığımı anlayıp
beni rüyamda korkutmaya başladılar. Bu bir hafta sürdü. Sonra anneanneme beni araması için rica eden hafız kadın benimle konuştu. "Allah'ın izniyle iyi olacaksın. Korkma," dedi. Şaşırdım. Yani durduk yere neden beni aratsın ki? Neyse, bir cuma akşamı uyuyacaktım. Duş aldım. Güzel bir muhabbet sonrası uyumaya çekildim. Bir rüya gördüm. Ama uyku ile uyanıklık arasında çığlık çığlığa bağırdım. Gözümü açtığımda ranzamın hemen ucunda oturmuş siyah elbiseli, yüzü peçeli, gözleri görebileceğiniz en yeşil renkli, kocaman gözleri olan muhtemelen erkek, elinde çerçeve içinde kenarları iple sarılmış su yeşili bir bez parçası vardı. O bez parçasını bana uzattı. Çok korktum. Elimle ittim ve yere düştü. O an uyku haliyle gözyaşlarımla uyandım. Koşarak elimi yüzümü yıkamaya gittiğimde burnum kanamaya başladı. Ama kan öyle sulu değildi. Simsiyahtı ve içinde bir sürü kıl vardı. O kanı sümkürdüm ve yemin ederim ki o baktığım aynada elini omzuma atmış bir kadın gördüm. O kadın anneannemin tarif ettiğine göre hafız kadındı. Şu an gayet iyiyim. Allah kimseye yaşatmasın. Öncelikle bu hikayeden dolayı çok teşekkür ederiz ve şu an iyi olmana gerçekten çok sevindim. Siz de yaşamış olduğunuz paranormal olayları Instagram üzerinden bana anlatabilirsiniz. Ve unutmayın, korkunun sizi eline geçirmesine asla izin vermeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.